geçir. Rahat uyuma, toprağına da geçir. Avdan bölgesi topraklarımızda 2 yıl önce Avdan Termik Santrali, endüstriyel atık depolama alanı ve kömür ocakları yatırım projesi yapılmak istenmiştir. 3 adet toplam yüz ölçümü 3872 hektar maden işletme ruhsatı bulunan ve rapora konu 639.689 hektar alanda yapılmak istenen termik santral faaliyetinin durdurulması için bizler uzaktan ve yakından bizlere destek verenlerle beraber projenin tamamen iptal edilmesi için hukuk sınırları içinde mücadele ettik. Termik santral projelerinin doğaya ve insana olan tüm zararları bütün dünyada bilinmektedir. Bilimsel ve teknik çalışmalarla yöre halkımızın haklı mücadelesi sonucunda Avdan Termik Santral Projesi durdurulmuştur. Bölgemizde geçen yıl açık kömür işletmeciliği kapasite artışı ile karşı karşıya kaldık. Ruhsat sahalarında gerçekleştirilen rezerv tespit çalışmaları sonucunda tespit edilen yaklaşık 30 milyon 500 bin ton lignit kömürünün açık işletme yöntemiyle işletilebilir kısmı 26 milyon 400 bin ton olarak belirlenmiştir. Kapasite artışı projesi kapsamında açık ocak madenciliği faaliyetleriyle yıllık 2 milyon ton kömür üretilmesi hedeflenmektedir. Yılda 2 milyon ton kömürün proje alanına 130 kilometre mesafede yer alan yatan termik santraline ham madde olarak sevkiyatı planlanmaktadır. Günlük 5480 ton kömür 130 kilometre mesafedeki yatan termik santraline gönderilmesi işletme maliyetleri, ulaşım, yolların altyapıları açısından mümkün değildir. Açık kömür işletmesi projesi yakınında Kale ilçesi Yenidere köyü mevkiinde şirket tarafından yapılması planlanan Yenidere Termik Santrali ve Kül Depolama Alanı projesi vardır. Bu bilgi tamamen kamuoyunu yanıltma amaçlı olduğu ve projenin nihai hedefinin termik santral olduğu anlaşılmaktadır. Çevreye duyarlı topraklarına sahip çıkan Avdan halkımızın tepkileri sonucunda kapasite artışı gerçekleşmemiştir. 13 Ocak 2022 tarih 5103 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile Denizli ili Tavas ilçesi Avdan mahallesinde 4. grup maden işletme ruhsatlı sahalarda ruhsatlara konu maden üretiminde devam edebilmesi için ihtiyaç duyulan 4564 parsel toplam 3.764.623 metrekare alan Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verilmiştir. Karara yönelik yöre halkının Danıştay'a dava açması sonucunda 15 Mart 2022 tarihinde bilirkişi heyeti değer tespiti için Avdan bölgesinde incelemelerde bulunmuştur. Kamulaştırma alanında yer alan Tavas ilçesinin ana ekonomik kaynağı tarımdır. Bölgede hububat üretimi başta olmak üzere üzüm, tütün, mercimek, şeker pancarı, elma, kavun ve karpuz üretilmektedir. Bölgede son yıllarda giderek artan miktarda zeytin üreticiliğine yöneliş vardır. Halen yaklaşık 50 bin adet zeytin ağacı mevcuttur. Zeytinciliğin ıslahı hakkında kanun gereğince zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası hariç toz ve duman çıkaran tesis yapılamaz ve işletilemez. Avdan'da kömür ocağının yapılması durumunda zeytinlikler ve tarım alanları kömüre feda edilecektir. 4 mahalle kömür madenine feda edilecektir. Yaklaşık 3000 kişi kömür ocağından dolayı yurdundan edilecek ve bu durumdan olumsuz etkilenecektir. Bölgedeki Yenidere Çayı, Kemer Barajı, Akçay, sonrasında Büyük Menderes ve Ege Denizi'de
ortaya çıkacak sonuçlardan direkt olarak etkilenecektir. Kömürü değil, yaşamı seçen Avdanlılar tarım alanlarını, geçim kaynaklarını ve yurtlarını korumak, gelecek nesillerin ekolojik hakkına sahip çıkmak adına kömür madenini istemediklerini acele kamulaştırma kararıyla Türkiye'nin net sıfır karbon hedefi uyumsuz olduğunu dile getirmektedir. Avdan platformu bileşenleri olarak dayanışma ve mücadeleye devam edeceğiz. Şu gerçeği iyi biliyoruz ki yapılan doğa tahribatları sonucunda meydana gelecek kirlilik ve yıkımlar geleceğimize zarar verecektir. Ben Tavas Avdan Mahallesi'nden Rahmi Benzek. Bize kömür lazım değil, ömür lazım. Topraklarımızı vermek istemiyoruz. Biz ömür lazım, kömür lazım değil. Yaşamayı istiyoruz. Yaşamayı istiyoruz oğlum. Kömür istemiyoruz. Yaşamayı istiyoruz. Siz de Avdanlı mısınız? Avdanlıyoruz. Avdanlıyoruz. Topraklarımızı istiyoruz biz. Hani ömrümüzü istiyoruz. Kömür istemiyoruz biz. Avdanımızı istiyoruz. İthal her şeyi istemiyoruz. Nohut, büyüde, arpa, alma, erik, hiçbir şey istemiyoruz. Hep kendimiz. Kendimiz yetiştireceğiz. Topraktan yetiştireceğiz, yiyeceğiz. Milleti bütün vereceğiz. Herkese. Destek olacağız. Köstek olmayacağız millete. Bizi köstek olmasınlar. Bizim toprağımızı ellemesinler. Geldiler, masulumuzun dibini sokuldu geldiler. Kazıyorlar huan içi. Kazmayın diyoruz, dinlemiyorlar. Can güvenliğimiz yok. Bizi tehdit ediyorlar. Kömürçüler tehdit ediyor bize. Biz 73 yaşında iki ihtiyarız. Gecilere löbet tutuyoruz, domuz bekliyoruz. Ekin, orada. Korkuyoruz. Canımızdan endişeliyiz. Bunları dur deyin. Canımıza, malımıza her şeyi göz dikip pala. Ben istemiyorum. Toprağımı istiyorum. Ben 8 çocuk anasıyım. Hepsini üniversiteye kadar okuttum. Bu ellerle hiç kimseden şey istemedim. Desteği istemedim. Esker saldım 5 tane yiğit. Bu hep işi Mehmetçikler koruyor değil mi ortalığa? 5 tanesini Mehmetçik gitti askerden, askerlik etti geldi. Vatan korudu. Hepsini de okuttum. Okutsam aslında bu ellerin çalışmasından okuttum. Başka bir destek görmedim. Ya devletten gördüm, ya anıdan babadan gördüm. Çalıştım. Barnım yer yaktı, yargınım gün yaktı. Sırtımda gezdirdim çocuklarım. Otur yok, bir şey yok. Öküzlerle çift sürdüm ben. Konuşacak olan varsa konuşsunlar diyeceğim. Yok. Sayın Cumhurbaşkanımız rica ediyoruz. Hazinesi nasıl bilen bizim topraklarımız geri versin. Kamulaşmayı istemiyoruz. Bu kadar. Ben parda almak 18 dönüm yere 250 milyar para yatırmışlar. Onu alsan bile ben kira parası yer tutar. 90 100 şey. Bu arazi tamamı tarım arazisi. Evet, tarım arazisi. Dara gelip duruyordun için girmişler benim amıda. Tarım arazisi. Sürülüyor. Bak sudu bak yanında. Zaten olan komşuyla biz olacak. 18 dönüm bizim, 20 dönüm yakın bunların yeri var. Karlan hep miras. İşte bizim diyeceğimiz bu kadar. Sayın Cumhurbaşkanımız duysun. Biz onu görüp bir şey yönlendirsin. Tavas'ta 10 yıl öğretmenlik yapmış, matematik öğretmenliği yapmış biriyim. Yüzlerce binlerce öğrencimize hizmet ettik. Ekmeğini suyunu içtiğimiz, öğrencilerine hizmet ettiğimiz Tavas'ın topraklarının zehirlenmesine göz yummak istemiyoruz. Rant nereye kadar? Para karın doyurmaz. Kömür karın doyurmaz. Bizler geleceğimize, çocuklarımıza, toprağımıza sahip çıkacağız. Havamıza, suyumuza kimse dokunmasın. Ekmeğimize, toprağımıza kömür ocağı dikmesinler. Bütün yurttaşlarımızın da bildiği gibi daha önce burada bir termik santral projesi hayata geçirilmek istenmişti. Ama gerçekten hem Tavaslılar hem Avdanlılar ve çevredeki mahallelerde yurttaşların çok ciddi bir direnişi oldu. Ve bu direniş sonrasında geri adım atmak zorunda kaldılar ve projeden vazgeçtiler. O günleri hatırlayın. Tavas Belediye Başkanı, AK Partili Tavas Belediye Başkanı ne demişti? Bu benim siyasi hayatıma mal olsa da bunun hayata geçmesi
kesinlikle izin vermeyeceğim, engel olacağım demişti. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Tavas'ın evladıyım diyen Sayın Osman Zolan o günlerde demişti ki Avdam benim şeref meselemdir, asla izin vermeyeceğim dedi. Evet, ben bugün buradan bütün Avdanlılar, bütün Tavaslılar adına hem Tavaslıların oyuyla bugün belediye başkanı olan yereldeki belediye başkanına buradan sesleniyorum. Diyorum ki siyasi hayatınıza rağmen bu mücadelede Tavaslıların, Avdanlıların yanında var mısınız, yok musunuz? Buradan Tavas'ın evladıyım diyen Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a da seslenmek istiyorum. Avdanlılar toprağına, havasına, suyuna sahip çıkıyor. Tavas'ın evladı olarak Avdan eğer sizin şeref meselenizse biz de bugün buradan bütün Avdanlılarla birlikte o şeref meselenize sahip çıkmak için sizi burada bu projeye engel olmak için vatandaşın yanında olmaya davet ediyoruz. Bugün burada bir ilk yaşandı. Gerçekten yürüyemeyen, yorgun olan, eli yüzü toprakla bulanmış ablalarımız, abilerimiz buradaydı. Açık ve net söylüyoruz. Bu sadece burada bir saman alevi gibi bir basın toplantısıyla kalmayacak. Bu mücadele Avdan'da devam edecek. Bu mücadele gerekirse o kepçelerin, dozerlerin önünde bütün Tavaslılarla ve Denizli'deki bütün zehir solumak istemeyen, kömür solumak istemeyen, zeytinini ve topraklarını bu kömür şirketlerine peşkeş çekilmesine izin vermeyen Tavaslılarla birlikte biz orada etten duvar öreceğiz, nöbet tutacağız ve o kepçeleri durdurmak için ne gerekiyorsa her bedeli ödemeye hazırız ve durduracağız diyorum. Ben hepinize teşekkür ediyorum.